24 Aralık'ta ailemle ve benim evimde akşam yemeği. Mizahi sesli kitap. Yazan, Vernim Olipes Soldevilla. Gerçekte olan herhangi bir benzerlik tamamen tesadüftür, yaşayan ya da yaşamayan, gerçek ya da hayali, güncel olaylar, insanlar ya da yerlerle olan herhangi bir benzerlik sadece tesadüftür ve yazarın çılgın bir hayal gücünün ürünüdür. İçeriğin keyfini çıkarmak için kesinlikle gerekli olmasa da en iyi sonucu almak için kulaklık kullanın. Bugün size geçen yıl Noel arifesinde evimde gerçekleşen tipik 24 Aralık akşam yemeğinden bahsedeceğim ve bu yılki yemeğin de geleneklere göre çok benzer olacağını tahmin ediyorum. Bu önemli olayın kahramanlarını tanıtarak başlayayım. Babam. Her zaman öğretmen olarak çalıştı ve bu yıl işsiz kaldı çünkü hükümet tarafından getirilen yeni müfredat derslere şahsen katılmasını zorunlu kıldı ve yıllar önce işe girdiğinden beri mahalle barından özel ders veriyor ve danışmanlık yapıyor, bu işin hayatta istediği şey olmadığına karar verdi ve istifa etti. Bu yüzden şu anda işsiz ve sosyal güvenlik doktoruna göre travma sonrası stresten muzdarip, aynı zamanda arkadaşı, meslektaşı ve yakın zamanda kapanan mahalle barındaki en seçkin öğrencilerinden biri. Okul müdürleri ve onların psikopedagogik ekipleriyle işbirliği yaparak, çocukların annelerine, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden kaçınmak için, uydurma reçeteler aracılığıyla özel dağıtımından bu doktorun sorumlu olduğu belirli bir tür hap almaları gerektiğini tavsiye etti. Babam, her yıl olduğu gibi, herkes için akşam yemeği hazırlamaktan sorumludur, yemek pişirme sanatını gerçekten sevdiği için mi yoksa yemeğe katılanların her birine malzemeleri, nereden aldığını ve hepsini nasıl yaptığını slaytlar, videolar, kavram haritaları ve hatta mezuniyet sınavı olarak adlandırdığı ve yemek yiyebilmek için 8.000 üzerinde bir puanla geçilmesi gereken bir geri bildirim alıştırması içeren bir sunumla anlatırken, tüm akşamı aşçılık becerileriyle övünerek geçirdi. İçin mi olduğunu asla bilemedim. Bugüne kadar hepimiz, hem bireysel hem de ekip olarak büyük çaba sarf etmeden testi geçtik. Birinin testi geçemediği ya da akşam yemeğinde göze çarpan tek kokunun, bir atı, yani bir at sürüsünü sadece bir iç çekişle devirebilecek bir ağız kokusunun eşlik ettiği ağız kokusu olduğunu söylemeye cesaret ettiği günü hayal etmek istemiyorum. Annem. Annem ise, takvimdeki bu tür önemli günlerde adet olduğu üzere, annesinin, yani büyükannemin kendi elleriyle yaptığı ince yün ipliklerle ve özenle işlenmiş bir masa örtüsü ve ona uygun peçetelerle süslediği sofrayı kurar, bu masa örtüsünün tüm aile için büyük bir manevi değeri var. Çünkü hepimiz büyükannesinin bu masa örtüsünü yapmak için harcadığı emeği ve yılları biliyoruz, öyle ki masa örtüsü aile geleneğinin yeri doldurulamaz bir parçası haline geldi. Aynı şekilde, Noel protokolünün bir parçası olarak, annem masayı son derece incelikli ve ayrıntılı bir şekilde dekore etmek için saatler harcıyor, neredeyse milimetrik bir hassasiyette düzenlediği ve ayarladığı tabakları, cam eşyaları ve sahip olduğumuz en iyi çatal bıçak takımlarını düzenliyor. Büyük babam. Anne tarafından büyük babam ailede Noel atmosferine düşkünlüğüyle tanınır ve bu yüzden Ekim ayından beri kendini Noel ağacını ve doğum sahnesini süslemeye adar, 18 ay sonra ödemesini bitirdiği kredi kartıyla marketlerde yeni parçalar, küreler, ışıklar ve bulabildiği kadar çok minyatür ve figür arar. Büyük annem. Anne tarafından da büyük annem yılın bu zamanlarında en mutlu olanıdır çünkü Noel atmosferini hazırlamak için telefonda herkesi eleştirmeye kendini adamıştır ve gözlemleyebildiğim kadarıyla bu yıl büyük annem 3 aydır üst üste ailede aldatma olduğunu gösteren kanıtlar, fotoğraflar ve videolar olduğu haberini yayıyor ve 24 Aralık'taki akşam yemeğinde bunun kiminle ilgili olduğunu açıkça söylemeye niyetli. Büyük annemin mahallesinde, başka bir kadınla, onları ağlama noktasına getirecek kadar rencide eden erkeklerin sayısı hakkında yaptığı bir tartışma sonucunda, tereyağı bıçaklarıyla yapılan bir sokak kavgasında iki kulağını da kaybettiğini söylerler.
her ne kadar her iki kadın da kavgadan sonra onlara layık olduklarını kabul etseler de, bu tür aşağılayıcı ve dayanılmaz aşağılamalar nedeniyle vicdanen katlanmak zordur. Kız kardeşim. Kız kardeşimin 13, dedikodulara göre 12 yaşına geldiğinde, yine aynı dedikodulara göre 5. ya da 6. hamileliğini kutlamak için, mahallenin alışveriş merkezindeki karanlık bir otoparka park ettiği motosikletinin dikiz aynasının önüne, ikinci el çalıntı bir matkapla, alnına Santa Muerte ve Sünger Bob'un yüzünü dövme olarak yaptırdığını söyleyebilirim. Kız kardeşimin yüzüne verdiği hasar nedeniyle, kendisini bipolar manik ve depresif olarak sınıflandıran tıbbi raporlarına göre, yaşamı boyunca takıntılı bir şekilde tükettiği hayvansal kaynaklı östrojen ve testosteron karışımının yoğun ve düzenli olarak alınmasına ihtiyaç duyacaktı. Bu hormon karışımı, babamın doktor arkadaşı aracılığıyla karaborsadan temin edildi, kendisi de telefonla gasp suçundan yattığı hapishaneden cep telefonuyla insanları dolandırmaya kendini adamıştı ve gasp ettiği halkın okullarının müdürleri ve psikopedagogik ekipleri tarafından tespit edilen hiperaktiviteyi hafifletmek için anneleriyle birlikte muayenehanesine gelip hap arayan çocuklar olması da ağırlaştırıcı bir faktördü. Kız kardeşim bir yıl önce evlendi ve düğününde kocası, annesi, kardeşleri, eşleri ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesinin evine taşınmaya karar verdi. Burada, odaları birbirinden her odanın beton duvarlarına yazılan grafitilerle ayrılan bir evde yaşıyorlar. Düğün gününde kız kardeşimin evlilik birliğine kadeh kaldırırken söylediklerine göre, mutlu olmaya ve özgürlüğün, samimiyetin ve kişisel bağımsızlığın tadını çıkarmaya kesin olarak niyetliydi ve buna yeni kayınvalidelerinde, bazılarının çorba tabaklarını bile ceplerine koyarken, diğerlerinin arabalarının bagajlarından gizlice içki çıkardıklarını ve yoldan geçenlere mütevazı bir fiyata sunduklarını gözlemledikten sonra karar verdi. Partinin masrafları tamamen gelinin ailesi tarafından karşılanmıştır. Kız kardeşimin şimdiki kocasıyla evlenme kararından sonra, kalp şeklinde parlak kırmızı bir su yatağı şimdi yatak odasında, bir zamanlar beşiğinin durduğu yerde, maun bir masanın yanında duruyor ve üzerinde bir barkod ve sosyal güvenliğin maddi mülkü yazan bir bilgisayar duruyor. Kayınbiraderim. Kayınbiraderim şu anda bir süpermarket zincirinde çalışan işçilerin çocukları için çocuk taşıma şoförü olarak çalışıyor ve Parkinson, afyon, amfetamin ve antidepresan bağımlılığıyla tanınıyor ve araç kullanmadan önce sıklıkla 90 proof saf alkolle karıştırıyor. Bu bağlamda, kayınbiraderim hiç kaza geçirmedi ve şirketin ulusal iştirakinin yerel makamlardan izin aldığı yolsuzluk planları kapsamında faaliyet gösteren şirketinde genellikle en sorumlu çalışan olarak ödüllendiriliyor, tüm çalışanlarının yerel seçimlerde oy kullanmasını garanti etme karşılığında. Mevcut inşaat ve arazi kullanım yasalarını ihlal etmelerine izin veren rüşvetler yoluyla ülkede daha fazla mağaza inşa etmek için izin vermede serbest bir el için ve bu konuda hiçbir şüphe bırakmayan yüzlerce şüpheli ödeme kanıtına rağmen, yönetimi sorunu düzeltmekten çok hasar kontrolü ile ilgilenen bir şirket. Genç ve yaşlılar için tek eğlencenin dışarı çıkmak ve profil resimlerinin sahte ve yanıltıcı olduğu bilinen telefon uygulamaları aracılığıyla duygu ve sorumluluktan yoksun ilişkiler aramak olduğu bir şehirde bekar bir erkeğin her yıl eve yeni bir eş getirdiğimden ve bu yıl bir eşim olmadığından, müşterilerinin ödeme yapmaması nedeniyle likidite yetersizliğinden kapanan bir barın düzenlediği partide tanıştığım, yüzünü ve adını hatırlamadığım bir arkadaşımı eve getirmeye karar verdim. Bu noktada ailemin kahramanlarını kısaca tanıttıktan sonra yemekte yaşananları anlatmaya başlıyorum. Babam yaklaşık 8 ay önce işini kaybettiğinden beri evde kalma ve arkadaşlarını futbol maçlarını, spor etkinliklerini izlemeye davet etme alışkanlığı edindi ve bugün hala bunun tadını çıkarabiliyorlar, çünkü elektrik genel aydınlatmaya ve aynı zamanda komşuların internetine bağlı. Ve ayın 24'ü gecesi de bir istisna olmayacaktı. Öğleden sonra saat 3 sularında arkadaşları teker teker gelmeye başladı, kahkahalar ve hoş geldiniz sözleri arasında.
her birinin bir spor müsabakasının finalinde kazanılmış değerli bir kupa gibi bir şişe içki sergilemesi ve ardından bir zamanlar babamın doktor arkadaşının sosyal güvenlik ofisinde bulunan ve 15 kişiyi rahatça ağırlayabilen oturma odasındaki büyük kanepede yerlerini almaları dikkat çekiciydi. Arkadaşların ritüeli her zaman bira, patates torbaları ve çeşitli kuru yemişlerle başlardı. Bu ilk gösteri bittikten sonra, herkesin kendi zevkine göre alkolle, önce buzlu neredeyse boş bardaklarda kısa içkilerle, sonra da neredeyse dolu bardaklarda, daha uzun içkilerle, zaman içinde aralıklı olarak ve içinde hiç su olmadan ikinci bir gösteriye başlarlardı. Herkesin birbirini çok sevdiği ve birbirini en iyi arkadaş olarak takdir ettiği döngünün tam da bu kısmında herkes hayat boyu yoldaş oldu. Bir sonraki adım, artık masada değil, evde ne varsa içmek ve şişeyi bardak olmadan doğrudan paylaşmaktı. Şimdiye kadar sadece cam kırıkları her yere saçılmıştı. Gelenek olduğu üzere, yoldaşlardan biri hararetli tartışmadan darbelere geçecekti. Dördüncü perde sürünerek banyoya gidip göbek dansı yapmak, duvarlara işemek, dengesini kaybettiğini gizleyerek tekrar aşağı inmek, trabzanlara sarılmak ve yiyecek bir şeyler istemekten oluşuyordu. Beşincisi, kanepede üst üste yığılmış halde uyumaktan ibaretti. Altıncısı, ertesi gün geç saatlerde kalkıp önceki adımları tekrarlamaktan oluşuyordu. Bugün böylesine özel bir gün olduğu için ritüelin değiştirilmesi gerekiyordu. Zira yemeğe katılacakların her biri, arkadaşları için sipariş etmek istedikleri her bir lezzet için mümkün olan en iyi fiyatı bulmak üzere kayınbiraderimin çalıştığı süpermarket zincirinde 3 hafta boyunca araştırma yapan babamı uyarmak amacıyla yemek tercihlerini içeren kişisel bir menüyü önceden teslim etmek zorundaydı. En iyi fiyat dediğimde, bunun babamın en adil bulduğu fiyat olduğunu, bunun da istediğini bedavaya almaktan başka bir şey olmadığını açıklıyorum. Bu yüzden daha önce sosyal güvenlik doktoru arkadaşıyla, kayınbiraderimin şoförlüğünü yaptığı zincirin çalışanlarının çocuklarını, çocukların sırt çantalarını ve ceplerini akşam yemeği için gerekli malzemelerle doldurmak için kullanmak üzere anlaştı, çocuk okullarının müdürleri ve psikopedagogik ekipleriyle. Satın alınan ürünlerin bir kısmını sahte faturalar karşılığında kar amacı gütmeyen yardım derneklerine bağışlama konusunda anlaşmaya varmadan değil, bu faturalar daha sonra süpermarket zincirinin satın alma müdürüne teslim edilecek, o da normalden daha yüksek bir harcamayı haklı gösterecek ve sözde satın alma tutarının tamamını cebine atacaktı. Buraya kadar her şey plana uygun gidiyordu, ancak planlar, güzel kadınlarla randevular gibi, öngörülemezdir. Bu nedenle ilk öngörülemeyen olayın meydana gelmesi uzun sürmedi, çünkü oturma odasındaki masa annemin kurmak için çok çalıştığı çanak çömlek tarafından işgal edilmişti ve buna ek olarak, büyük babam o gün Noel ağacını ve doğum sahnesini tüm üyeleri ve figürleriyle birlikte televizyonun önüne yerleştirmek için erken kalkma fikrine sahipti. Babamın arkadaşları arasında özel kişiliğiyle öne çıkan kişi herkesin küçük Noel ağacı dediği kişiydi, çünkü süs olarak topları olduğu söylenirdi. Noel ağacı her içtiğinde, Kinehir'deki balıklardan daha çok içiyordu, yüzü allak bullak oluyordu ve ağzı açık yemek yeme eğilimindeydi, bu da kör bir adamın köpeğinden daha aç olduğunu gösteriyordu, bir yandan da garip yüz buruşturmaları yapıyordu. Bunları yapma hızı nedeniyle bazen istemsiz gibi görünen hareketler yapıyordu. Buna dudaklarındaki kasılmalar eşlik ediyordu, bu kasılmalar gölelerin sallandıklarında yaptıkları gibi sallanıyordu. Bu adam tekerlekli sandalyeye bağlıydı, oksijen desteği alıyordu ve kalıcı bir kateter taşıyordu, bu durum, başkalarına uyarıda bulunmaksızın her zaman ilk vuran kişi olmakla övünmesini engellemedi. İri yarı, karanlık yüzlü bir adamdı, kendi yüzünden çıkmak ister gibi görünen bir yüz, dışa doğru şişkin, neredeyse omuzlarına kadar sarkan yanakları vardı, yüzünde görünen kırışıklıklar engebeli bir arazide bir traktörün sabanıyla çizilmiş derin oluklar gibiydi, cildi paslı demir gibi çok kırmızıydı, gözleri restoran tepsileri gibi şaşırtıcı derecede büyük iki muhteşem mağaraya gömülmüş gibi görünüyordu.
Bay Noel ağacının, daha önce de belirttiğim gibi, sandalyenin arkasına bağlı bir sondası ve maskeli bir oksijen tüpü vardı, ancak yüzündeki şişkinliğin plastik maskeden kaynaklanmadığını belirtmeliyim. Hal böyleyken, insan Noel ağacı, televizyonun önünde bir çam Noel ağacı olduğunu fark ettiğinde, kimseye tek kelime etmeden ve her zaman ilk saldıran olduğunu göstererek, uyarıda bulunmadan, doğrudan ve tek kelime etmeden, büyük babamın 3 aydır süslediği çam Noel ağacını kaptığı gibi. Annemin de son derece hassas bir şekilde yerleştirdiği akşam yemeği için kurulan masaya doğru aşırı bir şiddetle fırlattı ve önüne çıkan tüm çanak çömlek ve cam eşyaları tek bir darbeyle kırdı. Babamın arkadaşları, Noel ağacının bu güç ve beceri gösterisini görünce, sessizce oturdukları koltuktan hemen fırladılar ve sanki rakip takımın son dakikada kaçırdığı ve kendi seçtikleri takım için zafer anlamına gelen bir penaltı vuruşuymuş gibi birbirlerini coşkuyla kucaklayıp alkışladılar. Hatta babamın arkadaşlarından biri o kadar yüksek sesle alkışladı ki bileklerini ve her iki kolunu 3 farklı yerden kırdı ve acilen hastaneye kaldırılması gerekti. Belli ki bir önceki hareket karşı takımın kaçırdığı bir penaltı gibi ise, kolu kırılan arkadaşın irkilmesi ve kıvranması son dakikada atılan penaltının lehte olduğunu ima ediyordu ve kopan hengamede, nereden geldiği bilinmeyen ama katkılı olan içki şişelerinden birinden bahsediliyordu, babamın sosyal güvenlikten doktor arkadaşının nezaketiyle. Masa örtüsünün üzerine düştü ve söz konusu afaki likörün döktüğü sıvının içerdiği asidin bir sonucu olarak alev almasıyla aynı anda duman çıkmaya başladı. Duman giderek daha da yoğunlaştı, öyle ki Noel ağacını kaldırmaya çalışırken oksijen maskesini kaybeden Noel ağacı, nefes alma çabaları sırasında zaten geniş olan burnunu o kadar büyüttü ki, iki kapalı yumruğun her bir burun deliğine güvenle sığabildi. Çok öfkeli görünen büyük babam, bu durumdan yararlanarak, doğum sahnesini oluşturan ve sayıları 200'den fazla olan tüm küçük çobanları ve hayvanları Noel ağacının açtığı deliklere yerleştirdi. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan annem çığlık atmaya başladı, ki bunu çok iyi yapıyordu, ancak büyük annem, küçükken kendi elleriyle yaptığı masa örtüsünün yangında nasıl tükendiğini görünce, kontrol altına alınmış bir öfkeyle, tekerlekli sandalyenin arkasında bulduğu bir palayla onu öfkeyle kesmek için Noel ağacının ciğerinden sarkan sondayı yakaladı. Daha sonra tüm içeriği bir yudumda içti ve bu hareketiyle subliminal bir barış ve sevgi mesajı bıraktı, bu mesaj babamın coşkulu arkadaşları tarafından hemen alındı ve onlar da hemen, uslu çocuklar gibi, sakin ve sessiz bir şekilde sohbet etmeye başlamak için kanepeye geri oturdular. İşte bu görünür huzur anında, aileye eşim olarak tanıtıyormuş gibi yaptığım, müşterilerinin ödenmemiş faturaları yüzünden likidite sıkıntısı nedeniyle kapanan bir barın düzenlediği partide tanıştığım ve bugün hala adını hatırlamadığım, yüzünü hatırlasam da adını hatırlayamadığım arkadaşım geldi. Görünüşe göre genç bir kadındı ve yüzünde ikiye bölünmüş bir avokado büyüklüğünde bir sivilce taşıyordu, öyle ki bu şey kendi başına bir yaşama sahipmiş gibi görünüyordu, çünkü kendi yüzünden fırlamak istediği izlenimini veren bir dizi çarpıntı yoluyla yaşamsal belirtiler gösteriyordu. Dar siyah rugandan tek parça ince bir iç çamaşırı giymiş, dizlerine kadar aynı malzemeden botları olan, soğuk savaştan daha fazla cepheye sahip gibi görünen bir yakası olan ve içeri girer girmez babamın arkadaşlarının bir içki ile diğeri arasında nefes almaya bile zaman ayırmadan dinlenmeden hayvanlar gibi içtiklerini gören bir kadın. Egzotik olmaktan çok kötü ruhları kovmak için bir kabileye özgü bir ritüel gibi görünen bir dansla gösteriş yapmaya kesin karar verdi, bir içki ile diğeri arasında nefes almaya bile vakit bulamadan, egzotik olmaktan çok bir kabilenin kötü ruhları kovmak için yaptığı tipik bir ritüel gibi görünen, ancak kanepede oturan içicilerin hemen dikkatini çeken bir dansla gösteriş yapmaya kesin karar verdi. Doğaçlama dansçıyı dikkatle izlemenin yanı sıra içmeyi de bırakmayan içkiciler, zaman zaman, dar siyah rugan tek parça ince bir iç çamaşırı giymiş olan kadının, her birinin cüzdanında bulunan ve hatırı sayılır bir meblağa ulaşan az miktardaki parayı
ertesi gün hiçbirinin olanları hatırlamayacağı umuduyla almak için yararlandığı dikkat dağıtıcı boşluklar sunuyorlardı. Saatler geçti ve gece çökmeye başladığında kız kardeşim ve eniştem evimde belirdi. Kız kardeşim, kadının kendine has dar, siyah rugan ince bir iç çamaşırı giydiğini görünce, aynı zamanda kadının elinden parayı kaptı ve çok dikkatli bir şekilde sayıyordu. Ablam ani bir hareketle arkasını döndü ve tek kelime etmeden dizini onun göğsüne gömmeyi başardı ve rakibine öyle bir darbe indirdi ki, siyah rugan çizmeli ve geniş boyunlu kadın 3 kez savruldu. Ve 10 saniyeden daha kısa bir sürede, 33 fitlik bir alanda 15 fit geri takla atmayı başardı ve kolları bir yay çizecek şekilde gerilmiş halde ayaklarının üzerine indi. Bu saygısızlık kız kardeşimi daha da öfkelendirdi çünkü eniştem, ortasında işiyormuş gibi görünen tombul bir çocuk figürü olan bir fıskiye getirmişti ve fıskiyeden akan sıvı, süpermarket zincirinin satın alma müdürünün, çalışanların çocuklarını babamın o akşamki yemek için sipariş ettiği malzemelerle dolu ceplerle taşıdığı için verdiği komisyonlar sayesinde 24 yıllık viski olarak ayarlanmıştı. Babam ve arkadaşlarının gözlerinin önünde çölde bir vaha gibi beliren ve mistik bir halüsinasyon hali gibi görünen bir çeşmeydi. Kayınbiraderimin getirdiği çeşmenin Arbolito de Navidad'da uyandırdığı büyük sevinçle dolup taşan Arbolito de Navidad, tüm gücünü kaslı kollarıyla tekerlekli sandalyesinin metal halkalarına aktardığı enerjik bir dürtü verdikten sonra, kaba ama hassas bir hareketle, o kadar olağanüstü bir hız ve güçle çeşmeye doğru yöneldi ki, bunu fark edecek zamanı bile olmadı. Özlemini çektiği zevk sıvısının durmaksızın fışkırdığı pınarı çevreleyen yaklaşık 10 santimetrelik bir bordürle herhangi bir şekilde tamir edecek zamanı bile olmadı ve bunun hemen sonucu olarak öylesine bir şiddetle ileri fırladı ki, gömülü kaldığı küçük meleğin mümkün olan tek çıkıntısının üzerine yüzüstü düştü. Büyük annemin, küçükken Noel ağacının el yapımı masa örtüsüne karşı yaptığı önceki eylemlere çok kızgın olmasına rağmen, bu feci görüntüye tanık olduğunda korkuyla haykıran ilk kişi olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Aman Tanrım, adam boğuluyor, bir şeyler yapılmalı. Başını bir o yana bir bu yana sallarken nasıl da sertçe tekmelediğine dikkat edin, kollarını ve ellerini tombul çocuğun kalçalarına dayamış olmasına rağmen başını bacaklarının arasından çıkarmaya çalışıyor, ama nafile. Babamın arkadaşlarından biri hemen cevap verdi. İyi ki arabayı arkasında yedek tekerlekle almışız, çünkü darbeden sonra tekerleklerden biri işe yaramaz hale geldi. Babam da ima yoluyla aynı hızda cevap verdi. Bu yanlış. Sandalye, çeşmeyi getiren kişinin çalıştığı süpermarket zincirinin rüşvet verdiği politikacılardan biri tarafından bağışlanmış. Belediye seçimlerinde aday olmuş ve tekerlekli sandalyenin vergilerin hızlı tren altyapısına yatırılması gerektiğini sembolize ettiğini savunarak bir dayanışma eylemi olarak mahalle meydanında halka açık bir etkinlikte gösteri yapabilmek amacıyla Noel ağacına hediye etmişti. Ve sandalyeyi hediye etme karşılığında, siyasi etkinliğe katılan bizlerden sadece elektronik kart dağıtmamızı istedi, böylece komşular çeşmeyi getiren kişinin çalıştığı süpermarket zincirinden alışveriş yapabilecekler ve böylece tüm topluluğun aynı seçim bölgesindeki 3 farklı seçim merkezinde kendisine oy vermesini sağlayacaklardı. Yem olarak da bu elektronik kartla bir uçak çekilişi için bilet alma olasılığını kullanacaklardı. Bu konuşma sürerken, Arbolito de Navidad'ın çığlıkları gittikçe yükseldi ve Arbolito de Navidad'ın maruz kaldığı muazzam acıyı ifade ettiği için gerçekten ruhu parçalayabilecek bir yaygarayla yükseldi. Bu nedenle, bir grup manevrası seçildi, böylece orada bulunanların yarısı Noel ağacının bir bacağını, diğer yarısı da diğer bacağını tuttu ve bu şekilde, kurbanı engellemek için tüm güçleriyle birlikte çekildiler. Ancak Noel ağacı kafasını tombul çocuğun bacağına tamamen gömülü tutmaya devam etti ve aynı zamanda hala tekme atmaya ve kollarını eskisinden daha büyük bir güçle hareket ettirmeye devam ettiği için bu işe yaramadı.
Arbolito de Navidad'da görülecek bir hesabı olan büyük babam, oturduğumuz 5. kattan terasa bir halat çekip daha sonra Arbolito'nun bacaklarına sıkıca bağlamayı ve halatın diğer ucunu büyük babamın kamyonunu park ettiği dışarıya geçirmeyi ve böylece çamur korumasına bağlamayı önerene kadar. Çekim yasasının öncülleri altında evrendeki tüm yıldızlar bunu yapmak için komplo kurmuş gibi kötü şans bu durumun üzerinde asılı duruyor gibiydi. Büyük babam merdivenlerden atlayıp indi ve hemen minibüsün motorunu çalıştırdı, geri vitese taktı ve Arbolito'nun bacaklarına bağlı ipi çekti. Minibüs, halatı maksimum direncine kadar çekmek için kükremeye başlarken, Noel ağacının ağırlığı nedeniyle ön tekerlekler asfaltta kayarak aracın arkasının bir taraftan diğerine hareket etmesine neden oldu. Sonunda ve birkaç kez hızlandıktan sonra, Arbolito dışarı fırladı ve kendini odanın karşı duvarına fırlattı, yere düştü, zıpladı ve 5 kat merdivenden minibüse sürüklendi, burada alnını ön aks çubuğuna çarptı ve büyük babamın Alman minibüsünün ömür boyu bir daire içine alınmış barış sembolü şeklinde bir işaretle kazınmasına neden oldu. Böylece bir başarı için herkese kadeh kaldırdıktan sonra, babam herkesi yemekle ilgili sınavdan muaf tuttu, böylece herkes tekrar kadeh kaldırdı, bu yüzden kız kardeşim kadehlerin sıcaklığında bir kadeh kaldırdı çünkü o anda kayınvalidesi, kocası, annesi ve kardeşleriyle birlikte kendi eşleri ve çocuklarıyla birlikte evimizde yaşamaya geri dönmeye karar verdi ve kadehler ve kadehler arasında gece geçti. Anlatımı beğendiyseniz, lütfen beğenin, abone olun ve çok çeşitli içerikler bulabileceğiniz ve daha fazla kısa mizahi sesli kitap yükleyeceğim kanalımı ziyaret edin.